Değerli seyirciler, iyi akşamlar. Bu gece özel bir programla karşınızdayız. 1993 tarihinde Bekaa'da katledilen ve Kürdistan devrimcilerinin tümünün yüreğinde derin bir yara açan Orhan Aydın'ın hayatını, mücadelesini anlatacağız ve onunla ilgili bir belgesel film yayınlayacağız. Konuklarımdan biri Orhan Aydın'ın kardeşi Sezai Aydın, diğeri de Orhan Aydın'ın Tunceli Öğretmen Okulu'ndan arkadaşı Davut Kaplan. Ben anlatımlarımı filmle anlatmaya çalıştım, anlattım. Sezai ve Davut Kaplan Orhan'ın küçüklüğünden öğrencilik dönemine, devrimci mücadeleye katıldığı dönemlerini anlatacaklar. Size şunu söyleyebilirim, 1980'lerde Kürt gençlerinin büyük bir kısmı Mazlum Doğan'ın sempatizanıydı. Ama Mazlum Doğan ise Orhan Aydın'ın sempatizanıydı. Orhan Aydın'ı katleden bir zihniyetin asla bir Kürdistan kuramayacağını ben en az 28 yıl önce anlamıştım. Ve öyle bir zihniyet Kürdistan'ı kurmuş olsaydı Orhan'ı katleden bir zihniyetin bütün Kürtleri katledeceğine de inanıyorum. Bunun için önce sözü Orhan Aydın'ın kardeşi Sezai'ye veriyorum. Sezai, abini nasıl hatırlıyorsun? Çocukluğum onunla geçti. Biz altı kardeşiz. Üç erkek, üç kız. En büyüğümüzdü. Ben de üçüncüydüm. Ama ilkokuldan beri sürekli onunla beraberdim ben. Yani zeki, çalışkan, okuldaki başarısı. Ben bile onunla birlikte okula başlamadan yazmayı okumayı öğrendim. Okula başladığımda onun sayesinde başlamadan, kimse daha harfleri tanımadan ben okuma yazmayı biliyordum. Senin baban Bingöl'den, yani Bingöl'ün Mirya köyünden hangi tarihte Diyarbakır'a göç etti? 1958 yılında Diyarbakır'a yerleşti. Babam 1958 yılında gelip Diyarbakır'a yerleşti. O tarihten beri Diyarbakır'dayız. Burada doğup büyüdük. İskenderpaşa'da oturduk. Ondan sonra Bağlar'da oturduk. Yani abimin okul yılları gerçekten yani görülmeye değer biriydi. Benim dememle değil, onu tanıyanlar çok daha iyi bilirler. Diyarbakır'da ilkokulu nerede okudun? İlkokulu Devrim İlkokulu. Şu anki adıyla Vehbi Koç İlkokulu. Devrim İlkokulu'nda okudu. Ortaokulu Atatürk Ortaokulu'nda okudu. Liseyi malum biliyorsun Tunceli Öğretmen Lisesi'nde. En son burada eğitim fakültesi FKB bölümündeydi, matematik bölümünde. 79 yılında tutuklandığında son yılıydı. Mezun olmadan tutuklandı. O dönemdeki o devrimci hareketin içinde tabii ki yapmış olduğu çalışmalardan dolayı gözaltına alındı. Herhalde Kürdistan devrimcilerinin ilk Diyarbakır çalışmalarında o benim bilebildiğim kadarıyla Seyfettin Zoğurlu ve birkaç arkadaştılar ilk. Doğrudur. İlk çalışmayı yapanlardan biriydi. Diyarbakır'daki örgütlenmeyi yapan biriydi. Evet. O zaman biz bir Davut arkadaş o zaman öğretmen okulu dönemini anlatsa ondan sonra evet. Tekrar onun yani hapishaneye girme sürecini sen tekrar anlatabilirsin. Tamam. Davut sen öğretmen okuluna gelmeden önce
Orhan'ı tanır mıydın? Yok, tanımıyordum. Şimdi orada 1974-75 yılında biz öğretmen okulunu kazandık. Şimdi o zaman öğretmen okulunu kazanmak sanki şimdiki çocukların fen lisesini kazanacak böyle yetenekli, donanımlı, zeki çocuklardı. Biz işte 74 yılının sonbaharında dersime geldik. Tabii ki yaşlarımız da 15. Biz Orhan'la tesadüfen aynı sınıfa düştük. Orhan boyu böyle biraz kısa ve çok henüz böyle çocuk bir görünümü vardı o zaman. Ama sınıfta böyle her zaman zeki, aklı, oturaklı, gayet böyle ciddi bir çocuk. Hatta hiç unutmuyordum. Bir gün Adanalı Ali Hoca vardı. Bizim matematikten sınav yaptı. Böyle öğretmen tahtaya 5 tane soru yazdı. Ve 2 saat içerisinde bu soruların cevabını yazmamız lazımdı. İnancın olsun tam böyle 3 dakika veya 5 dakika aradan geçti. Orhan kağıdını öğretmene uzatıp dışarı çıktı. Öğretmen sandı ki bu çocuk beni tersliyor gibi. Fakat Orhan'ın görünümü de öyle değildi. Gayet saygılı. Dedi oğlum niye yapmadın? Böyle mütevazi bir şekilde hocam yaptım dedi. Orhan dışarı çıktı. Öğretmen böyle kağıda baktı. 5 soruyu da problemsiz, eksiksiz yapmış. Öğretmen dedi Allah Allah böyle çocuklar da mı var? Ben öğrenci bu çocuğa derim ne silgi kullandı ne bir şey yaptı. Ben daha soruları sormadan cevabını elime verdi. Gerçekten bütün derslerinde böyle başarılı ve düzgün biriydi. Şimdi biz böyle o yıl CHP iktidardaydı, Ecevit iktidardaydı. Gayet ciddi bir eğitim. Böyle bütün derslerde, bütün şeylerde çok böyle güzel bir dersler yaptık. İkinci yıl dönüşümüzde ki o sene sen de geldin. Birinci mece başa geldi. Öğretmen şeyi boşluğu çıktı. Kötü yöneticiler, böyle zihniyeti sağa yönelik insanlar çıktı. Ki bizler de, ben de Orhan da böyle dindar ailenin çocuklarıydık yani. Şimdi okulda böyle sağcılara karşı bir cephe oluştu. Sağcı çocukları böyle dövüp okuldan olma hareketleri başladı. Şimdi benle Orhan'da korkmaya başladık. Biz çok samimiydik. Dedik Orhan bunlar bizi de dövebilir. Yani biz ki hiç ne memleket meselesini biliyoruz, ne dünyadan çok haberimiz yok. Yani siyasi anlamda hiçbir bilgimiz yok. Sadece böyle dindarız, inancımız var. Onun için dedik bizi de dövebilirler. Okulu bırakmak zorunda kalırız. İnan bir tane böyle Alevi bir çocuğa sığındık. Onunla gezdik ki bizi dövmesinler diye. Tabii o sağcılar gitti. Yavaş yavaş böyle senin gibi bilgili, yaşlı böyle uygun insanlar da okula gelince artık okulda böyle bir sol, sosyalizm fikirleri de başladı. Tabii Orhan da ben de biz artık bu kitapları okumaya başladık. Yani aklımda kaldığı kadarıyla sosyalizmin alfabesi, felsefe gibi konuları okumaya başladık. Gerçekten böyle artık emekten yana sosyalist fikirler bizde de oluştu. Henüz böyle Kürtlüğümüzü, Kürt olduğumuzu çok iyi de bilmiyoruz. Ki ben Kürtçeyi çok iyi düzgün konuşurdum. Orhan da Zazaçayı. Ama kendi aramızda Türkçe konuşurduk. Böyle Orhan beyefendiliğinden, saygından dolayı böyle okulda sözü geçen diğer büyük öğrenciler tarafından da takdir böyle karşılanmaya başladı.
Zaten karı çok tatlı bir çocuk, sevimli biri, saygılı biri. Onu sevmemek mümkün değildi. Ve okulun üçüncü yılında yavaş yavaş böyle Kürt olduğumuzu da tanıdık. Rusların Kaderin Tayin Hakkı kitabını böyle okumaya başladık. Bizim de Kürt olduğumuzu, bir Rus olduğumuzu kavramaya başladık. Ve bu tohumlar böyle bizde oluştu. Artık böyle sol kesimde, sosyalizmde, Türkiye'deki böyle devrimci demokrat çizgiye yakın çocuklar olduk. Ve bu şekilde artık lise sona doğru bilgilendik, biraz donandık. Tam böyle üçüncü yılın sonuna doğru böyle atanmış bir ajan müdür vardı. Öğrenciler onun sıkıştırınca kaçtı, okulu kapattılar, Diyarbakır'a geldi, kendi memleketimize. Şimdi Diyarbakır'a geldik, orada tanıştığımız ilişkiler vardı. Yani biz orada öğrenci okurken özellikle Kürt bölgesinden 400'e yakın çocuk gelmişti. Bunun içerisinde eğer 300-350'si Kürtse içinde böyle Türkiye tarafından gelen 50'ye yakın başka şehirlerden şeyler de vardı. Ama bizde artık Kürt grubu oluştu. Yani bir Diyarbakır'da Seyfettin Zoğurlu, Şeyh Musigit, Orhan Aydın ve böyle ismini şimdi söylemeyeceğim 5-10 arkadaş oluşmuştuk. Urfa grubu vardı. Özellikle Cuma Tak, Mehmet Sevgat. Mesela Mehmet Sevgat öğrenci tarafından çok sevindirdi. Sonradan Selim Hoca bizden yaşça büyük olmasına rağmen ama okul olarak bizden bir sene sonraydı. Ama hepimizden daha bilgili, hepimizden daha çok sosyalizmi, emekçi kesimin fikirlerini, bunları daha iyi biliyordu ve biz bu konuda Selim'e de hayrandık. Selim'in fikirleri böyle bizi etkiliyordu. Selim'in böyle mizacı, böyle esprili, ondan sonra böyle şakalar yapan, seviyeli şakalar yapan bir yapısı da vardı. O konuda böyle hepimiz Selim'i de seviyorduk. Yani okulda böyle bir kişiliğimiz oluştu. Ama Diyarbakır'a geldiğimizde yani böyle kimle konuşacağız, nasıl şey yapacağız bir bilgimiz yok. Biz kendi aramızda böyle bir eğitim çalışması yapacak böyle bir ortam bulduk. Seyfettin o evlilicede olduğu için fazla gelemiyordu. Ama Diyarbakır'da böyle Şeyh Musa Aydın, Orhan, ben, Murat vardı, Ekrem vardı. Bunlar bir evde toplanıp eğitim çalışması yapıyorduk. Fakat Orhan hepimizden daha böyle kitabı kavuruyordu. İnan ben hatta sıkılıyordum. Ben şahsen o çalışmalarda sıkılıyordum ama yani kitabı okuduğumuzda Orhan hepsini böyle hafızasına alıyor. Sanki kitabı böyle hatim etmiş gibi onları böyle şey yapıyordu. Ve dolayısıyla Orhan böyle kendini bizden daha fazla iyi geliştirdi. Mahallede, çevrede, kahvelerde sohbet ettiğimizde, tartışmalara katıldığımızda Orhan bizde öncülük yapıyordu. Ve bu tarih böyle 77-78 yılında. Henüz Orhan da 18 yaşında. Çok böyle şey değiliz. Fakat biz mesafeyi diyelim ki 6 ayda kaydediyorsak Orhan onu 1 ayda kaydediyordu. Ve gerçekten tartışmalara, ulusal soruna, sömürgeciliğe bu konularda böyle Orhan hepimizden daha böyle donanımlı, bilgili ve öncülük yapıyordu. Şimdi o dönemde yavaş yavaş eğitim açıldı. Biz okulumuz da şey oldu, diploma aldık. Ben Mardin eğitimi tercih ettim. Orhan Diyarbakır'a etti.
Şimdi o dönemde Orhan'la abimle de tanıştı. Hatta abim de bizle yanaşmaya başladı. İşte böyle bizim düşüncelerimizi filan. Fakat o abim benden fazla Orhan'la ilgileniyor. Daha çok onunla şey biraz daha basit görüp abim de kalkıp oturuyordu. İşte yani diyelim ki o gün bazen eve gitmiyor, beraber evde kalıyoruz, beraber yiyoruz. Orhan artık ailenin bir ferdi gibi, bir üyesi gibi, zaten insanı sıkıntıya sokacak bir davranışı da yoktu. Ve Orhan gerçekten böyle devrimci bilgilerle tam donandı, tam böyle bilgilendi. Selim Hoca inanamazsın, o okuldaki o Orhan fiziki böyle biraz zayıf, esmer çocuk. Bir babayı gitleşti, bir delikanlılaştı, göğüsleri böyle büyüdü. İnanılmaz böyle bir güzel bir görüntü de edindi. Ve ben Mardin eğitimde okurken o da Diyarbakır'da okuyordu. O dönemde ufak bir şeyden dolayı, yani çok da böyle Orhan bir büyük bir sürgü işlenme veya şey yok. Sadece evinde silah yakalandı ve tutuklandı. O dönemde Sezai'nin nasıl isterim? Tamam Davut. Şimdi Sezai biliyorsun senin abin 1979'da bir kere yakalandı. Ondan sonra kadın kılığında yani çarşafa girerek kaçtı. Tekrar yakalandı. Evet. 12 Eylül darbesi geldikten sonra ilk idam cezasına çarptırılan Orhan Aydın oldu. Ve ben böyle biraz tarih, yakın tarih defterlerini karıştırdım. Kürdistan davasından dolayı son olarak idam edilen kişi Sadi Telha'dır. Yani biliyorsun Koçgiri, Koçgiri'den sonra Dersim, Sason, Şeyh Said, Ağrı, yani binlerce Kürt idam edildi ama 38-40'da bu durdu. Fakat son olarak idam edilen kişi 1947 tarihinde Sadi Telha'dır. Ondan sonra ilk idam cezasını alan Orhan Aydın'dır. Sen o günleri mutlaka çok iyi hatırlıyorsun. Yani belki darbesi gelmiştir ve peş peşe insanları idam etmeye başlamıştır. Orhan Aydın'ın idam cezasını aldığınız an evinizdeki durumu bana anlatabilir misin? Tabii. Yakalanmadan önce biz beraber yatıyorduk. Aynen 79 Ocak ayında aynı yatakta beraber yan yana yatıyorduk. Tabi gece baskında gelip onu aldıktan sonra tutuklandı. Mart ayında 3-5 ay sonra kadın kılığında cezaevinden firar etti. Bir ay dışarıda kaldı. Bir ay sonra bir kahve baskında kimlik kontrol esnasında şüphe üzeri alınıyor. Alınıyor, ondan sonraki bakıyorlar cezaevi firarisi. Tabi ondan sonra cezaevine E-tipi cezaevi de daha açılmamıştı. Bunu kol ordunun içindeki İstihan taburunun olduğu yere götürdüm. Evet, ben de oradaydım. Orada daha aşağıda gözaltında tutulan bir yer vardı. Biz de araştırdık, soruşturduk. Tutuklanmış oradadır. Biz kaç defa oraya ziyaretine gittikten sonra onu bir ay sonra tabii İstihan taburunun olduğu yere verdiler. Tabii bu ara mahkemeler devam ediyor. Bu mahkeme sürecinde ilk idam cezası verildiğinde biz tabii sanki evde taziye var. Gittim ben tabii ona, o sanki hiçbir şey umurunda değil. Hiçbir şey umursamadan diyor, hiç korkacak bir şey yok yani. Çekinmeden sanki hiçbir şey olmamış. Umursamadan öyle şey yapıyor ziyaretinde. Peki Mazlum Doğan'ın toplu yazılarını okumuş musunuz? Evet, evet. Evet, Mazlum Doğan toplu yazılarında yani ki o dönem işte 1980 ile 1900 yani 80'in başından 1980'in sonlarına Eylül ayına kadar Mazlum Doğan fırsat buldukça cezaevi durumunu partiye rapor eder biçimde gönderiyordu.
Gerek orada Orhan Aydın'ın mahkemedeki tavrı, gerek işkencelere karşı tavrı, gerek idama karşı olan tavrını çok detaylı bir biçimde anlatıyor ve Kürt gençlerine model olarak Orhan Aydın'ı örnek gösteriyordu. Doğrudur. Doğrudur. Evet. O kitaplarıyla öyle yazıyor. Doğrudur. Biz cezaevine gidiş gelişlerimizde de gördük onu. Oradaki yapılan işkencelerde ve hatta rahmetli annem biliyorsun Türkçe bilmezdi. Görüşme esnasında sadece seyredip çıkardı. Evet, hepimizin annesi seyrediyordu. Kafalarını sallıyorlardı. Evet, nasılsın, iyi misin, bu kadar. Evet. Biz işte onu 90-83'te işte Kürtçe konuşmayı serbest kıldık. Dediler konuşabilirsiniz. Evet. Annem gelmişti. Biz de artık hani serbest olmuş ya, propaganda yapıyoruz. İşte dedim devlet bize zulüm yapıyor, baskı yapıyor, işkence yapıyor. Topraklarımızı elimizden almış. Dedi Selim yok. Orada dedi yalan söyleme, topraklarımız işte bizim elimizde, tarlalarımız oradadır. Hepiniz dağa gitmeyin, kimse ekmiyor dedi. Evet. O toprağı sadece kendi tarlası biliyordu. Davut Orhan cezaevinde çıktıktan sonra yani ben Sezai'nin Orhan'a af çıkıp Orhan'ın çıkışını anlatmasını yani, istiyorum. Tamam. Evet, Turgut Özal'ın cezaları indirme yasasından Orhan da yararlanıp bendeki bilgide gardiyanlar gidip diyorlar çık dışarı çıkmıyor. Gardiyanlar bir nevi zorla tahliye ediyorlar. Onu Sezai anlatmasını istiyorum. O bizzat yaşadı. 91'in Nisan ayında bayramdan önce Özal'ın bu kısmi aftan dolayı yararlanarak bunu tahliye ediyorlar. Tabi bunu alıp dışarı çıkarıyorlar kapının önüne. Ne oldu diyor, işte tahliye olmuşsun. Yok. Ben nasıl beni tahliye edersiniz? Bunda bir şeyler var gibisinden tekrar geri içeri girmeye çalışıyor. Tekrar geri içeri girmeye çalışıyor. Bunu zorla bırakıyorlar dışarı. Sonra oradaki birkaç avukat arkadaşı gelip onu alıyor. Ben de buradan haber gelince buradan gittim İstanbul'a. İstanbul'a gittim. Aynı ertesi gün gece Aksaray'da bir avukat bürosundan oturmuş. Arkadaşlar ona bir bardak süt bırakmışlar. Ne içiyor, ne yiyor, ne konuşuyor. Tabii beni görünce şaşırdı. Kalktı, sarıldı. Ondan sonra aldık çıktık tabii. Bir akrabamız vardı. Onların evinde kaldık o gece. Ertesi gün otobüsle dönüyoruz. Nereye gidiyoruz? Yani sabaha kadar uyuma yok zaten. O rahatsızlık süreci içinde uyumadan biz buraya kadar geldik. Yani sağlığı herhalde bir hayli bozulmuştu. Gerçi Diyarbakır'da benle o uzun süre 36. koğuşta birlikte kalıyorduk. Yani hiçbir sağlık problemi yoktu. Diyarbakır cezaevinden Malatya'ya sürgün edilmeden önce Orhan'ın hiçbir sağlık problemi yoktu. Buna değineyim abim. Evet. Malatya'da en son işte Malatya'da 89'da bir Nokta dergisinden bir bayan gidiyor oraya. Bunlar böyle açık görüş esnasında tartışıyorlar. Bu tartışmadan sonra o konuştuğu şeyler bu bayan dergide bir köşe yazısında onları yazıyor. Bunları görünce bu kendi kendine şüphelenmeye başlıyor. Bu sefer diyor dişlerime alıcı yerleştirmişler. Benim konuşmalarımı bunlar kaydediyor. Evet. Koğuştaki kaldığı arkadaşlarından kendini tecrit ediyor. Diyor beni hücreye attın. En son ben bile gittim bunu bir açık görüşüne gittim. Koğuşta değil hücrededir. Hücreden çıkardım. Biraz oturttum. Zorla diyor ben açlık grevindeyim. Neden? İşte
partinin elindeki askerlerden dolayı bizi esir degiş dokuşu yapacaklar diye. Savcı ve cezaevi müdürü o anda dolaşıyordu. Onları görünce işte dedi, savcı bey bizi ne zaman takas edeceksiniz? Ne zaman bizi göndereceksiniz askerlerinizi geri almak için? Tabii onlar da durumu bildiği için öyle şey yapmadan geçtip gittiler. Ondan sonra ben döndüm Diyarbakır'a. Ondan sonra onu İstanbul'a havale ediyorlar tabii ki. Rahatsızlığından dolayı. 2 yılda İstanbul'da kaldı. Ondan sonra işte 91'in Nisan ayında onu alıp getirdim ben. Peki, Davut'a getirdiler. Ondan sonra hastane süreci başlıyor. Davut, sen hastane yani tahliye olduğu zamanı nasıl gördün veya tanık oldun? Serzai onu getirince bu tabii eve geliyor. Aileye geldiğini, anneye babaya geldiğini, bu kadar yıl cezaevinden sonra işte sıcak bir ortama geldiğini farkında bile değil. Ve bunlar 1 saat, 2 saat uğraşıyorlar. Orhan, yavrum, annem, babam, Orhan'dan tüt yok. Bunlar diyor ki en son anne baba diyor ki ya bu bizle olmadı. Dur arkadaşlarını çağıralım. Belki arkadaşları görür. Hareketleri düzelir. Bana haber verdiler. Ben Şükrü amcanın evine kalktım gittim. Şimdi tabii cezaevinden çıkmış ailede akrabada oranın etrafına 15-20 kişi toplanmış. Orhan salonun ortasında ayakta biraz böyle hazır olaya yakın ama tam hazır ol değil. Öyle durmuş. Bir santim ayaklarını oynatmıyor. Sarılıyorsun kabul etmiyor. İteliyorsun kabul etmiyor. Otur diyorsun oturmuyor. Yarvalıyorsun cevap vermiyor. Konuşmuyor. Tam böyle hasta bir hal. Ben de içeri girdim. Sarılmaya çalıştım. Hiç zaten ne tanıyor gibi ne biliyor gibi tam böyle hasta bir halde. Ve herkes çaresiz. Yani Şükrü amca, oranın babası gerçekten böyle çok dik duran, çok şeydi ama o yavrusunu görmüş, oğlunu görmüş, oranını görmüş. Böyle sanki ben eskiden oranımla ilgilenmedim. Bu sefer ben oranım ne cese yapacağım. Orhan'a yarvarıyor ayaklarına. Orhan'ım bak ben babanım. Ah, kendine nefes al, bir bardak su iç. Orhan kıpırdamıyor. Şimdi hepimiz çaresiz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. İnan o zaman Şıvan'ın bir kasetini getirdiler. Bu Ey Fırat Fırat'ı çaldılar. O ruhuna nasıl bir etki yaptıysa birdenbire bir oh dedi. Oh, böyle ruh hali o kadar böyle kötü. Yine konuşmadı. Şimdi çaresiz kaldık hepimiz. Ne yapacak bilmiyorduk. Benim o zaman tanıdığım bir doktor vardı. Mehmet Tevfik Ak. Ben onun hanımıyla arkadaştım. O kadını aradım. Dedim ya senden rica ediyoruz. Arkadaşım böyle hasta. Size getirelim. Kadın kocasına söyledi. Ya o gece ya ertesi gün Orhan'ı götürdük. Tabii Orhan taksiye biniyor, ayaklarını böyle açıp kapatıyor, bırakmıyor taksiye girsin. Orhan'ı kucağına alıyorsun, Orhan bırakmıyor. Şükrü amca ki o kadar böyle şey, Orhan'ın ayak bağlarını çözmeye çalışıyor. Orhan aslında ne kadar hassas olsa biliyor ki babasıdır, farkında. Ama yine de böyle zorluk çıkarıyor, bilmiyor. Baktık Orhan'ı götürdük devlet hastanesine. Doktor bunu şok yaptı. Sanırım birinci şokta da değil, 2 veya 3 şok böyle üst üste yaptı. Orhan artık konuşmaya başladı. Ama böyle ağır bir hasta. Yani bu şey ne diyorlar ona böyle sinir sistemleri demek ki tam çökmüş.
hiç gözü bir şey görmüyor. Fakat o şoklardan sonra beni de tanıdı, Sezai'yi de tanıdı, Şükrü amcayı da tanıdı, annesini tanıdı, böyle tanımaya başladı. Ama yine çok hasta. Tabii orada psikiyatri koğuşuna yatırdılar. Biz her gün Orhan'ın yanına ziyaretine gidiyoruz, geliyoruz. Orhan böyle bir kelime konuştuğunda dünyalar bizim oluyor. O kadar böyle bizi mutlu etmeye çalışıyor. Şükrü amca ona yarvarıyor. Orhan'ım bak ben babanım. Kafasını önüne eğiyor. Bir şey demiyor. Hatta hiç unutmuyorum Şükrü amca buna bir tane böyle koncuk getirmişti. Orhan bunu giy, Orhan bunu giy. Orhan kollarını koymuyor içine. Orada hasta bir kız vardı. Ya Orhan dedi onu giy, ben seninle evlenirim. Orhan kendi kendine güldü. Yani o kadar böyle ağır bir hasta. Selim hocam bir aydan fazla o psikiyatri bölümünde yattı. Ve Orhan orada yavaş yavaş düzeldi. Konuşmaya başladı. Eve geldi. Evde tabii ki yıllardır anne baba Orhan'a bir sıcak bir şey. Fakat Orhan hareketleri böyle ağır. Yani diyelim ki birdenbire değişen bir Orhan yok. Aklı başında artık annesini, babasını, çevresini tanıyor. Fakat o kullandığı bu psikiyatri ilaçların ağırlığıyla sanki böyle uykudaymış gibi ağır hareketler. Yani bir bardak su içecek belki 3-4 dakikada içiyor. Böyle ağır hareketler. Yemek yapınca böyle ağır ağır yemek yiyor. Yani böyle tam bir şizofrenik hasta. Tam böyle bir şizofrenik hasta. Ve o Orhan böyle yavaş yavaş düzelmeye başladı. Yani o haldeyken memleketin meselesini düşünmek, arkadaşları düşünmek, geçmişi düşünmek, hiç bunlar umurunda değildi. Tabii anne baba da böyle mutlu, sevinçli, herkes Orhan'ın etrafında dolaşıyor, ediyorlar. İşte Orhan böyle, Orhan fazla böyle konuşmuyor ama yine makul mantıklı cevaplar veriyor. Şimdi artık sokağa çıkmaya başladı, işte dolaşmaya başladı. Diyelim ki benim iş yerim vardı, benim ziyaretime geliyor, beraber çay içiyoruz, sohbet ediyoruz. Başka tanıdıklara gidiyor, başka yere misafirliğe gidiyor. Böyle yavaş yavaş kendine geldi. Ona böyle siyasi olarak da yanaşan pek kimse de yoktu. O demek ki arayı buldu. Bir kuruma gitti. O kurumda işte diyelim ki görmek istediği arkadaşları soruyordu. Onları ziyarete gidiyordu. Bu şekilde Orhan böyle artık toplam 2-3 ay kaldı. Ben gideceğini anlattım ama bu konuyu biraz da Sezai'yi anlatmasını isterim. Çünkü o bizzat da yaşlandı, ilgilendi de. Sezai sen abinin yani iyileşme dönemini nasıl gördün? Nasıl iyileşti? Yani tam iyileşti mi? Artık mantıklı olarak hareket ediyor muydu? Geçmişi hatırlamaya başlamış mıydı? O bölümü anlatır mısın? Tabii. Yani hastane sürecini atlattıktan sonra bayağı düzeldi yani. Bayağı bir düzeldi. Geçmişini hatırlamaya başladı. Çevresini tanımaya başladı. Biz beraber sürekli dolaşırdık. Ben işte mesaiden çıkışta gelirdim, alırdım, beraber dolaşırdık. Vücut o ilaçların vermiş olduğu şeyden dolayı biraz böyle ağırlaşmıştı. Hareketleri biraz ağırlaşmıştı ama böyle yürütmeye başlayınca yavaş yavaş açılmaya başladı. Çevreyi de tanımaya başladı. 13 yıl Diyarbakır'dan uzak bir yer, şehri görmemiş. Görünce artık yavaş yavaş açılmaya başladı. Davut abinin dediği gibi takıldığı kurumdan arkadaşlarını da görünce tekrar karar verdi bu şeye gitmeye. Bir gün önce gitmeye karar veriyor. Gitmeye çalışıyor. Tabii bunu götürenler şey yapmışlar. Her şeyi ayarlamışlar. O da beni göremeyince gitmiyor. O gün gitmiyor. Ertesi gün akşam geldim beni görünce dün gidecektim
seni göremediğim için gitmedim diyor. Geldim, beni gördükten sonra diyor ben yarın gideceğim. Ben ne kadar yalvardım, gitme. O bak bu kadar şey, eziyet çektin, bu kadar cezaevi yattın. Ya ben bu yaştan, bu şeyden sonra gelip gidip de işte askerlik mi yapacağım? Özellikle askerlik konusu onu çok etkilemişti. Ondan sonra tabii dedim abim ne diyeyim, yani sen bu yola baş koymuşsun. Ve ondan sonra çekip gitti. Evet. Evet sayın hocam. Daha önce söyleyeceğim bir şey var mı? Evet. Orhan'ın kısaca şeyini anlatayım. Şimdi o dönemde böyle artık yavaş yavaş kendine geldi. Şimdi ben biliyorum ailesine gideceğini söylemiyor. Fakat bana böyle ima edip söyledi yani. Dedi ki ben gideceğim. Ben günlerce böyle onunla tartıştım. Orhan bak sen rahatsızsın, sen ciddi bir hastalık geçirdin. Gitme, senin gitmen doğru değil. Burada kal. Ben dedim kız kardeşimi sana evlendireyim. Bir tepki gösterdi. Senin dedi kız kardeşim benim de kız kardeşimdir. Hatta anne babasına da söyledik. Dedik Orhan yani böyle belki onu evlendirmeye falan kalkarsak bağlanır. Ya anne baba da sevindi. Orhan diyor ki ya bana bir daha böyle bir şey söylemeyin. Ben dedim ki bak burada benim iş yerim var, gel beraber çalışalım, beraber ekmeğimizi yeriz, kazanırız, sen yani bir sıkıntı da yaşamazsın, ailene yük de olmazsın, hiçbir sıkıntı yok. O yok ben gideceğim dedi, yani başka şey yok. Peki dedim sen nasıl gideceksin, nasıl olacak? Senin zaten böyle inci gibi bir yazısı vardı. İnci gerçekten böyle çok güzel yazı yazardı. Evet. Ama öyle güzel bir yazısı olan bir insan tanımadım. Yani yanında kimse de onu götürmedi, kimse de yapmadı. Sadece böyle bir telefon numarası ama ilk üç harfi üstte, iki harf da onun altında, iki harf da iki rakam da onun altında ve o rakamları toplamış bir rakam çıkmış. Yani elindeki tek rehber o telefon numarası. Ben o telefon numarasına baktım dedim. Yani bak bu telefonla sen şimdi başka yere, başka şehre, başka ilçeye gideceksin. Belki oradan şey yapacaksın. Sen yanında biri olmadan sen yürüyemezsin. Doğru değil. Gitmen gerçekten doğru değil. Yok dedi ben gideceğim. Ben dedi ruhum kaldırmıyor ben gideceğim. Çaresiz kaldık. Onu böyle gönderdik. Yani o şekilde gitti yani. Evet zannedersem yeterlidir. Yani evet. Biliyorsun ben konuyla ilgili yani sizin anlattıklarınızı ben daha önceden çokça dinlemiş kendim onunla birlikte hem öğretmen okulunda hem Diyarbakır'da hem hapishanede hem Beka'da kendisiyle birlikte kalmış ve pek çok şeye tanık olmuştum. Biliyorsunuz ben şimdiye kadar kalemle hep yazmaya çalışıyordum derdimi ama artık teknoloji çağına geçtik ve kendimi zorlayarak artık resimle, yazıyla, müzikle gördüklerimi anlatmaya çalıştım. Orhan Aydın için bir belgesel yaptım. İsterseniz o belgeseli ben yayınlayayım, onu izleyelim. Emeğine sağlık. Gerçekten seviyorum. Yani Orhan gibi değerli bir insanı böyle anmakla saygılarımı sana sunuyorum yani. Eyvallah çok sağ olun. Filmi yayınlıyorum. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz abim. Bizim Tunceli Öğretmen Okulu'nun en sessiz genciydi. Dürüst, çalışkan ve zeki. Kimse onun kadar matematik problemlerini çözemezdi. Uzuna yakın bir boyu vardı. Yakışıklı ve esmerdi. Düşünmeden konuşmazdı. Herkese karşı saygılı ve efendiydi. Çok yumuşak huylu biriydi. Özü ise sertti. Esmerliğinden olacaktı ki dişleri bembeyaz görünürdü. Kızgınken bile gülümserdi. Yaşı henüz çok gençti.
çocuk sayılırdı aslında. Ama büyük insanlar gibi olgundu. Matematiğin profu bu genç çocuk, siyasete de ilgi duyardı. Düzenlediğimiz eğitim çalışmalarında bir köşede oturur, sessizce bizi dinlerdi. Ne konuşur, ne soru sorardı. Herkes onun ciddiyetine hayrandı. Aslen Bingöllüydü ama ailesi Diyarbakır'da otururdu. Bingöl'ün Mirya köyünde doğmuştu. Ailece tanışırdık. Bundan dolayı bana yakındı. Okulun yaz tatilinde Diyarbakır'a döndüğünde bağımsızlık ve özgürlük fikirlerini Diyarbakır'a o ekmişti. 1970'lerin ilk çiftçisiydi bağımsızlığın. Hiçbir şeyi kendisiyle sınırlı bırakmamıştı. Etrafında sadık arkadaşlardan sağlam bir grup yaratmıştı. Ben 1979 Mayıs'ında Diyarbakır'a gittiğimde o tutsak düşmüştü duvarların arasına. Ama soruşturmadaki destansı tavrı anlatılıyordu halk arasında. Bir ara Diyarbakır cezaevinde kadın kılığına girerek kaçmıştı. Aradan henüz bir ay geçmeden ikinci kez yakalanmıştı. 24 Mayıs 1982 günü İstikam cezaevine götürüldüğümde onunla orada karşılaştım. Beni görünce gülümsedi, sarıldı, öptü ama hoş geldin demedi. Orada da sessizdi, varlığı, yokluğu belli değildi. Askeri junta iş başına gelmeden önce bizi meşhur zindana taşıdılar. Uzunca beton koridorları vardı. Lacivert boyalı demir kapıları. Demir parmaklıklı pencereleri havalandırmaya bakardı. Gökyüzü tutsaktı. Gündüzleri güneş, geceleri ay ve yıldızlar bizden çok uzaktı. Bizim ise İşimiz gücümüz parmaklıklardan dışarı bakmaktı. Mazgal deliklerinden koridorlara arkadaşlarımızın adını haykırmaktı. Günlerimiz böyle geçiyorken, askeri junta henüz iki ayını doldurmamışken, Orhan'ın idam cezasına çarptırıldığını duyduk. Mahkeme kararını açıklarken o yüksek sesle şöyle bağırmıştı. Yaşasın bağımsız ve demokratik Kürdistan, kahrolsun sömürgecilik. Sadiye Telha'dan sonra Kürdistan sorunundan dolayı İdam cezasına çarptırılan ilk adamdı ve hemen koğuşundan alınarak bir hücreye kapatıldı. Soğuktu duvarları, ölüm gibi. Sessiz bir mezar, demir parmaklıklar, betondan duvarlar, hiç konuşmayan gardiyanlar. İyi ki kalemi ve kağıdı vardı. Kaleme sarıldı, ipin ucunda sallanmadan önce meramını yazdı. İnsanlık tarihi halkların bağımsızlık ve özgürlük için, ulusal ve sınıfsal zulümden kurtuluş için, her türlü sömürü ve zulmü yok etmek için yürütülen mücadelelerle doludur. Ülkemizin ve halkımızın kurtuluşu için verdiğim mücadeleden dolayı kıvanç duyuyorum. İdama giderken de davama layık bir tavır takınacağıma inanmanızı istiyorum dedi.
bu satırları arkadaşlarına illetti. Kısa bir zaman içinde Orhan'ın sesi dört parça Kürdistan'da, Avrupa'da yankılandı. Junta zulmünü tırmandırınca Orhan hücrede yalnızlıktan kurtuldu. Koğuşların yarısı hücrelere taşındı. Yüzlerce kişi ölüme meydan okudu. Herkes ben Orhan'ım dedi. Zulüm kasırgası durdurak bilmedi. Ölümü küçümsedik. Cezaları bize vız geldi. Ölümü öldürdük. Öldürdükleri arkadaşlarımızı dirilttik. Ve onların bize karşı kullandıkları ölüm korkusunu yenmek için ölümlere yattık. Bir şafak vaktiydi. Hücrelerimizin demirden kapısı açıldı. Mevlüt Çavuş içeri girdi. Geceden beri Orhan bu anı beklerdi. Yatağından kalktı, parmaklıkların önünde dikildi, güzel yazısıyla hazırladığı dilekçesini eline aldı, gür bir ses tonuyla "Mevlüt Çavuş!" diye bağırdı. Orhan'ı aşağılayan bir edayla "Ne var lan?" diyen Çavuş, Orhan'ın kaldığı hücreye doğru yürüdü. Orhan, "Biz aşağıda imzası bulunan kişiler, cezaevinde insanlık dışı muameleler, zulüm ve işkenceler. Son bulana dek ölüm orucunu başlatıyoruz" dedi. İmza sahiplerini tek tek şöyle açıkladı. 1. Kemal Pir, 2. Mehmet Hayri Durmuş, 3. Rıza Altun, 4. Mehmet Cahit Şener, 5. Celalettin Delibaş, 6. Müzaffer Ayata, 7. Zeki Yılmaz, 8. Ahmet Serin, 9. Ali Erek, 10. Yılmaz Uzun, 11. Ahmet Öğretmen, 12. Halil German, 13. Süleyman Günyeli, 14. ve ben Orhan Aydın. Mevlüt Çavuş hiçbir söz sarf etmeden Orhan'ın parmaklıklar arasından uzattığı dilekçeyi aldı, hızlı adımlarla baş cellat Esat Oktay'a doğru yürüdü. Altı gün altı gece su içmediler. Ardından günde bir bardak su içme kararı aldılar. 30. gün Cin Ali'yi şehit verdiler. 45 gün hiçbir şey yemediler. Sinsi, kurnaz, kalleş Esat geldi, asker sözü verdi. Artık kimseye işkence yapılmayacak dedi. Sadece içeri girdiğinde ayağa kalkmamızı istedi. Kemal Pir ile pazarlık yaptı. Anlaşma sağlandı, ölüm orucu sona erdi. Bu tarihten sonra 15 gün geçti. Esat ne anlaşmayı ne Allah'ı tanımadığını söyledi. Köpeklerini üzerimize saldı. Ölüm orucu silahını elimizden aldı. Çırılçıplaktık. Yer savaş alanıydı. Bizi koruyacak hiçbir şey yoktu. Halk suskundu, cellat çekmişti hançerini, leş kargaları korkutucu sesler çıkarıyordu. Çakallar etrafımızı sarmış, hırlıyordu. Koridorlarda mehteran marşları söyleniyordu. Ve biz diken olup batıyorduk. Zulmün mihenk taşında dimdik duruyorduk. Yenilginin ne olduğunu da tattık. Ama onu hiçbir zaman olumlu görmedik.
Orhan Aydın ile Mazlum Doğan arasında geçen bir diyalogda teslimiyete nasıl baktığımızı anlattık. Orhan, Mazlum abi bakıyorum kilo almışsın. Mazlum, bu ortamda insanda utanılacak yüz olmayınca şişman olur dedi. Böyle düşündüğümüz için köle olmadık. Yeniden baş kaldırdık. Zulüm dünyasını temelinden yıktık. Orhan'la 36. koğuşta tekrar karşılaştık. İdam kararlarının hepsini çoktan yırtıp çöpe atmıştık. Biz tünel kazmaya başlamışken Orhan'ı Malatya cezaevine yolladılar. Orada tek başına mı kaldı? Yıllarca gördüğü işkencenin tesiri yeni mi nüksetti? Orhan'ın sağlığı bozuldu. Çevresinden, arkadaşlarından şüphelendi. Güven duygularını yitirdi. Arkadaşlarına bile güvenmedi. Konuşmamaya başladı. Soranlara da şu yanıtı verdi. Susun. Dişimin içine kalıcı yerleştirildi. İçine kapandı Orhan. İçindeki hücreye. Kapısını kapattı dışarıya. Kimseyi görmek ve duymak istemedi. Bilinmez nedeni. Kimse ona bir şey mi dedi? Sivil cezaevinde bilinmeyenleri mi öğrendi? Yoksa gördüğü işkencelerin tesiri rahat ortamda mı nüksetti? Onun böyle içine hapsolması, tehlikeyi fark eden kirpi gibi büzülmesi, dili varken konuşmaması, başını önüne eğip düşünmesi, karanlığı sevmesi, güneşe çıkmaması, zamanın anlamını yitirmesi, içindeki acılar deryasının kabarması, kıyılarına vuran dalgaların havlaması, bilinç üstünün bulanması, yavaş yavaş her şeyi unutmaya başlaması, acılarının dinmesi, İşkence çığlıklarının içindeki deryada boğulması, sevdiği arkadaşlarının simalarının tek tek hafızasından silinmesi ve sonsuz bir karanlık, sonsuz bir boşluk, acısız, işkencesiz, dertsiz, gamsız bir bilinmezlik. Aradan kaç yıl geçti, kendisi de bilmez. Gardiyan hücresinin kapısını açtı. Orhan Aydın, kalk tahliyen geldi diye bağırdı. İçindeki hücreye kapanan Orhan duymadı gardiyanı. Cezaevi müdürü geldi. Onu ayağa kaldırdılar. Yürüttüler dış kapıya kadar. Orada serbestsin, artık git dedi. İterek dışarı çıkardılar. Birkaç adım yürüdü, başını kaldırıp masmavi gökyüzüne baktı. Güneşin aydınlığı karanlık dünyasına çalındı. O anda durdu. Çevresine baktı, geri döndü. Hapishanenin kapısını itti, tekrar içeri girdi. Hücresine doğru yürümeye başladı. Gardiyanlar önünü kesti. Bir boğuşma başladı. Tahliye olmak istemiyordu. Aydınlığı, güneşi, belki de mavi gökyüzünü sevmiyordu. İnsanların arasına karışmak, gözleriyle bakmak, ayaklarıyla yürümek, geçmişi yeniden hatırlamak ve aydınlığa çıkmak ona zor geliyordu.
cezaevi yönetimi Orhan'ın evine gitmek istemediğini anladı. Onu zorla bir araca bindirdi. Üç gardiyan eşliğinde evine gönderdi. Annesi karşıladı oğlunu. 12 yıldır kucaklayamamıştı yavrusunu. Koklamamıştı, başını okşamamıştı. Eve getirilen kişi onun oğluydu ama dili yoktu. Bomboş bakıyordu. Yüzünde donuk bir ifade vardı. Üzerinde sadece derisi olan bir iskelet gibiydi. Ona güzel bir yatak hazırladı. Ve bir bebek gibi onu üzerine yatırdı. Gözlerini, ellerini, alnını, ayaklarını öptü. Besmele çekti, bildiği duaları okudu, bedenine üfürdü. Sevgiyle okşadı. Ağlarken gözyaşları Orhan'ın yüzünü suladı. Ve söylendi annesi, bir bebeğe ninni söyler gibi sevgisini görünmeyen yaralarına sürmeye başladı. Sıcak suyla ona banyo yaptırdı. Ayaklarını, ellerini ovdu, sırtını keseledi. Girilmeyen dünyasına sevgi sözcükleriyle girmeye çalıştı. Bunun çok zor olduğunu anladığında onu dünyaya yeni gelmiş bir bebek saydı. Gecesini gündüzünü ona verdi. Ballı süt, akı alınmış yumurta ile besledi. Aradan yıllar geçti. Yüzündeki donuk ifade kayboldu. Güldü Orhan. Annesi onun gülücüğüne sevinç çığlığı attı. O ise çevresine ilk olarak anlamlı gözlerle baktı. Geçmişi hatırlamaya çalıştı. Bilinci henüz bulanıktı. Acıları yeniden depreşti. Ölüm oruçlarında, işkencelerde yitirdiği arkadaşlarını hatırladı. Görmeyi, sevmeyi, düşünmeyi öğrendi. Peki, ne olmuştu da dışarı çıkmıştı? Hücresi neredeydi? Kapıdaki gardiyanları? Bir ara, yoksa devrim mi oldu diye düşündü. Sonra olup bitenleri annesinden öğrendi. Yeniden dünyaya gelmişti. Geçmişi yavaş yavaş hatırladı. Zalimleri, onların zulümlerine karşı baş kaldıran mazlumları, arkadaşları canlandı gözlerinin önünde tek tek. Kemal Pir gözlerini yitirmişti ölüm orucunda. Ama en güzel sözlerini söylemişti ondan sonra. Mehmet Ali durmuş beton bir sekinin üzerinde bir deri bir kemik kalmıştı. Saçı sakalına karışmıştı. Ölüm orucu yoldaşı Kemal Pir'in son isteğini yerine getirmek için türkü söylemişti. Ve arkadaşlarına verdiği sözleri hatırlamıştı. Zulüm gören herkesin bakışları sırtına çakılmıştı. Şehirler ona dar gelmeye başlamıştı. Hiç kimseye sezdirmeden dağa çıkmıştı. Uzun bir yolculuktan sonra Şam'a varmıştı. Yol güzergahında acayip durumlarla karşılaşmıştı. Köleliği çağrıştıran sözler dinlemişti. Kendilerini özgür sananların gözlerinde esareti görmüştü. İlk hayal kırıklığını Serrop olarak bilinenin evinde yaşamıştı. Üç kişiydiler. Bir odada oturuyorlardı. Biri içeri girdi,
Serrok olarak bilinen adamın kulağına eğildi. Bir şeyler söyledi. Serrok olarak bilinen adamın gözleri sevinçten büyüdü. Yerinden fırladı, şaşı gözleri fıldır fıldır döndü. Bir elini kaldırarak diğer elini içine vurdu. Gözleri hazla doldu. Bir alçak daha gitti diye bağırdı. Bana karşı gelirsin ha dedi. Bunun ardından yaptığı açıklamalardan öldürülen kişinin Mehmet Şahit Şener olduğunu anladı Orhan. Zulme karşı onunla birlikte ölüm orucuna yatmışlardı. 6 gün su bile içmemişlerdi. 45 gün ise yemek yememişlerdi. Zalim Esat Oktay Yıldırım onların karşısında diz çökmüştü. Bu kahraman arkadaşı şimdi Serrok olarak bilinenin emriyle öldürülmüştü. Ve Serrok olarak bilinen kişi bu ölüm haberi karşısında büyük bir zevke kapılmıştı. Karşısında göbek atıyordu. Orhan aha orada gerçeğin duvarına çarptı. Tek kelime konuşmadı, bir şey de sormadı. Başını önüne eğdi ve düşünmeye başladı. Serrok olarak bilinen kişi Orhan'ın suskunluğu karşısında ürktü. Bildiği bütün yalanları tek tek döktü. Ama Orhan'ın kıblesi gerçeğe dönüktü. Bir gün sonra akademi olarak adlandırılan yere ulaştı. Burası Diyarbakır zindanı kadar dardı, yeminler, marşlar, dualar vardı. Diyarbakır zindanında Mustafa Kemal, burada ise Serrok olarak bilinen vardı. İşkenceleri ise aynı markaydı. Birincisinde Kürtler Kemalist değillerdir diye öldürülüyordu. İkincisinde Kürtler Kemalisttir gerekçesiyle ortadan kaldırılıyordu. Orhan bütün bunlara tanık oldu. Yunus Sabri ile olan bitenleri izledi. Diyarbakır zindanında zulme karşı direnenler burada suçlu konumdaydı. Zindanda boyun eğenler, zalimlerle birlikte çalışanlar burada komutandı. Bu çelişkiler uçurumunda aylarca dolandı. Sonra Botan'a gerili olarak yollandı. Orada partinin tarikata dönüştüğünü öğrendi. Militanın gözü kör mürit haline evrildiğini gördü. Serrok olarak bilinen kişinin ise satılmışın biri olduğunu kavradı. Ne yapacaktı? Haksızlığa, zulme, zalime karşı ne yapılırdı? Öğretmeni Kemal Pir ve Mehmet Hayat Durmuş'tan öğrenmişti. Haksızlığa karşı ölüm orucuna yatacaktı. Ve yattı. Gerekçelerini sorumlulara illetti ama bugüne kadar bu gerekçeler saklandı. 1993 yılının Nisan ayında onu Halep'te gördü. Bana Orhan'ın bir evde açlık grevinde olduğunu, aklını yitirdiğini söylediler. Gittim, gördüm. Cudi'den getirmişlerdi. Ölüm orucunun 45. günündeydi. Oturmuş, bir yığın kemik olmuştu. Sarıldım, öptüm. Vücudum müthiş kokuyordu. Bakışları sabitti. Kendisine zaza çapası kelimeler söyledik. Gülümsedi.
Bizi anladığını anlayınca sevindik. Bir taksi çağırdık, hamama götürdük. Kendisi için bir takım elbise ve iç çamaşır aldık. Ama soyunmak istemiyordu. Bize karşı direniyordu. Bizi düzenin gardiyanları gibi görüyordu. Orhan'ı soyduk. Hamamda temizce yıkadık. Zor bela ona yeni elbiseyi giydirdik. Aldığımız eve bırakınca üstündeki elbiseyi çıkardı. Külot kaldığında odanın ortasında oturdu. Yaşlı gözlerle Orhan'ı terk ettik. Derdini kimseye anlatamadık. Çünkü tanıdığımız bütün insanlar taş, korkaklar, baş kesilmiş. Çok sonralar. Öğrenebildiğim kadarıyla ölüm orucunu sona erdirmiş, Halep'ten Şam'a gönderilmiş ve burada zulme karşı yeniden isyan bayrağını çekmişti. Elleri bağlanarak Bahar Elyas olarak bilinen yere yollanmış, burada tutuklanmıştı. Ona korkunç işkenceler yapılmış, cellatlar boynuna bir elektrik kablosu geçirmiş, acımasızca boğmuşlardı. Emri veren Abdullah Öcalan'dı. Rıza Altun, Halit Yıldırım ise cellattı. Orhan Aydın'la birlikte devrim Beka'da artık bir mezardı. Ben duygularımı, yaşadıklarımı, gördüklerimi böyle anlatabildim. Emeğine sağlık abim. Çok sağ olun. Maalesef Kenan Evren'in asamadığı büyük bir insanı Beka Vadisi'nde astılar. Umarım halkım artık bu gerçekleri görür. Size çok çok teşekkür ediyorum. Programı artık sonlandıralım. Tam. Biz teşekkür ederiz. İyi akşamlar, iyi geceler. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum abi. İyi akşamlar, çok sağ olun.